Tesisler hedeftir. Sadece hedef nasıl güncellenir? Yani neyle vurulacaktır? İşte bomba araç Nasıl? mı göndereceğine? Bununla yönelik planlama yapılır. Yani bu biraz önce sen üç sebepten hangisi olduğunu bilmiyoruz. Üçü de daha olabilir. Birisiyle ilgili olabilir. Ama burada bir vurkaç değil. Yani mesela bir yere bomba bırakıp kaçma değil. Göstere göstere bir örgütün, terör örgütünün kasıtlı olarak yaptığı bir terör saldırısı. Metot olarak öyle. Yani diyor ki biz bu saldırı yapıyoruz. Arkası küresel gücün mesajını iletmek için. Öteki türlü olsa biraz daha farklı yorumlarda bulunabilirdik. İkincisi, bu saldırganların elinde, teröristlerin elinde şahin gözleri var. Yani kalçadan nokta atışı yapacak, hareket halindeyken yapmanı kolaylaştıracak. Ve bunu da eğitimini almışlar. Yürüyüşlerin atışlarından bu belli. Yani profesyonel bir ekip, öyle standart yani bir terörist değil, onu iyi eğitilmiş üzerinden. Çok rahatlarmış zaten. Öncesinde gidiyorlar, çaylarını, kahvelerini içiyorlar, yemeklerini yiyorlar, taksiyi çağırıyorlar. Herkesin gözünün önünde iniyorlar rahat rahat. Sırt Ellerinde çantalarıyla, bayağı da kalabalık sırt, yani ağır sırt silahlar. çantaları. Yani örneğin Ali Yerlikaya diyor ki kadın terörist yaralandıktan sonra hani onu da düşünerek hareket etmişler. Kendini patlatıyor. Evet. Tamamen gözleri kararmış durumda yani. Çok profesyoneller. Şimdi o patlatmaya gelecektim. Kendini patlatmış olabilir ya da biraz önce değerli vekilimin söylediği şey konusu var. Çatışmaya giren bir güvenlik görevlisinin Evet. onun attığı mermilerle de patlamış olabilir. Yani onu tabii devletin resmi açıklaması neyse ona inanacağız. Bununla ilgili ama sonuçta o patlatma şöyle önemli. O patlama olmasa oradaki güvenlik görevlileri biraz daha fazla mukavemet edip daha içeri girmeyi yavaşlatabilirlerdi. Evet. Ama işte burada şu geliyor devreye. Bunu mutlaka devletimiz önlemini alacaktır. Bu tip stratejik tesislerde derinlikte kademelendirilmiş savunma ihtiyacımız var demek ki. Evet. Ama bu Çok bölgesel rahat savunma. girdiler Evet, içeriye. evet. Bu ama bölgesel savunma için. Bu önemli. Stratejik tesislere, bölgesel savunma için bunun yapılması. Yani bomba patladığında bile geride ondan etkilenmeyen ses ve şok etkisinden. Çünkü bir yerde bomba patladığı zaman istediğiniz kadar çok iyi silah kullanın. Onun oluşturduğu şok dalgasıyla hareketleriniz yavaşlayabilir. Dolayısıyla oradaki kahraman da olsa bu işte sıkıntı. Çünkü gelenler çok profesyonel. Yani askeri eğitim almışlar. Ancak muadili askeri eğitim almış dar tarafından hem uzun namlusuyla itibariyle hem de onlarla çatışma tecrübesi olanlar müdahale edebilir. Yani TUSAŞ'ın güvenliğinin de en azından o koşulları sağlayan insanlardan oluşması gerekiyordu belki. Ben onu söylemeyecektim. Siz söylediğiniz için buna katılıyorum. Yani şunun için söylemeyecektim. Yani şeyden dolayı değil de. Yani şöyle, şimdi bakın biraz önce ne dediler? Kahramanca görevi yapmaya çalış. Tabii. Şimdi biz bunu hani böyle direkt söylediğimiz zaman yorumcu olarak yani acaba söylemeyelim mi diye böyle bir Hayır, o düşüncesine kahramanca giriyoruz. görevini yapmaya Evet. çalışmış olabilir ama yetenekleri Evet. belli bir yere kadardır ve o nedenle şehit olmuştur karşılığını bir Evren uzun Hanım, ben o namlulu kahramanca silahlarla. ibaresini şunun için kullandım. İçeride normalde amir Atakan Şahin bu çatışma seslerini duyar duymaz Müdahale ediyor. kendisi amir olduğu noktadan içeriden çıkıp bizatihi uzun namlulu silahla bunlara karşı mücadele eden ve Tabii karşı zaten koymaya Sayın Şahin, çalışmış bir Allah adam. rahmet eylesin, o elinden geleni yapmış, nurlar içinde yatsın inşallah, o elinden geleni yapmış. Burada kesinlikle rahmetliyi kınamak adına konuştuğumuz bir şey yok. Aksine daha farklı bir donanımla keşke başkası olsaydı, hani onu anlatmak istiyoruz. O konuda yerden göğe kadar haklısınız. Burada hem istihbarat zafiyeti var, hem güvenlik zafiyeti var. Evet. Paşamın ifade ettiği gibi daha öncesinden bunun kontrol mekanizmaları farklıca kurulabilirdi. Detayını da anlatabilirim. Çünkü orada özellikle bu teröristlerin 4 saat bir kafede, kazanda 4 saat vakit geçiriyorlar. Evet. Ve daha öncesinde gelmişler, keşif yapmışlar. Bu taksi şoförünün telefonu var kendilerinde. Taksi şoförünü kafeye çağırıyorlar ve onu infaz ettikten sonra olay mahalline intikal ediyorlar. Evet. Detayları var ama ben ilk turda bu konulara girmemek adına konuşmadım. İçeride normal kulübede görevli olan bir emniyet mensubu veyahut da güvenlik görevlisi değil. İçerideki amir bu çatışmayı duyunca dışarı çıkıp orada şehit olan Evet. ve bu PKK'lı teröristi de kolundan yaralayan isim olarak değerlendiriliyor Evet. Atakan Şahin. O nedenle bu değerlendirmeyi yaptım. Bunu da özellikle Sağ olun, bilinmesinde sağ olun fayda. efendim. Biz asla belirtmek isterim, asla
rahmetliyi kınamak adına söylediğimiz bir şey değil. Aksine onun yerine çok donanımlı, TUSAŞ gibi stratejik bir kurumu koruyacak donanıma sahip başkaları olsaydı belki bu sonuç olmazdı. Bunu demek istedik sadece. Anlatmak istediğimiz sadece buydu. Buyurun Sayın. Bundan sonra belki ona da daha fazla dikkat edilir. Tabii bu bölgesel bir stratejik tesisi veya alanı korumak önemli. Ama terörist ilkinizde bulunduğu sürece en zayıf noktada mutlaka eylem yapma çabasına girer. Hı. Yani burası olmaz. Başka bir yerde yap. Bunun sadece biraz önce zamanlamasını işte bu kazandaki toplantı, terör örgütü falan birçok sebepten dolayı burası seçilmiş olabilir. Ama o silahıyla teröristin olduğu yerde mutlaka bir yerde bu eylemi yapmaya çalışırlar. Daha farklı bir, daha zayıf bir noktaya bu saldırıyı teksif edebilirler. Dolayısıyla burada aslında sınırlardan yani hem istihbarat açısından ama özellikle içeriye kontrolsüz girilmesinin önlenmesi çok önemli. Bakın Avrupa Birliği Yunanistan'ı bu konuda demir işte kafeslerle örülmesi, tel örgülerle kademelendirilmesi, denizde hatta Alman Deniz Kuvvetleri geliyor, takviye ediyorlar. İşte Türkiye ile bir anlaşma yapıldı ki ben bunun çok doğru olduğunu da düşünmüyorum. Geri kabul anlaşmasının kişisel olarak ama sonuçta devletin kararı netice itibariyle. Ama buradaki şey şu, sizin terör örgütü mensuplarınız ülkeye girerse bir yerde eylem yapar. Ve terör örgütleri de şeyi çok sever. Akvaryum balık ilişkisi vardır burada. Yani teröristler balık, diğer insanlar, içine karıştığı insanlar da akvaryum felsefesiyle düşünüyor. Dolayısıyla ayırt etmekte oldukça zordur. Buna yönelik de tedbir alınması lazım. Yani bakın bazı ülkelere girerken, mesela Almanya gibi kan örnekleri alınıyor, fotoğraflanıyor, kim giriyor, daha öncesini istihbarat yöntemleriyle örnek olarak söylüyorum. Bir kadın gazeteci, Alman istihbaratçı, Avrupa Birliği'nin herhangi bir ülkesinde henüz Suriye'den o ülkeye gitmek isteyenin orada analizini yapıyor. Yani bu yarın bir gün o ülkede bu tarz bir problem oluşturabilir mi? Evet. Diye demek ki bu çok dikkat edilmesi gereken bu konu. Bunu niye ifade ediyorum? Yani bu olduktan sonra güvenlik kuvvetlerinin işte eksiği varmış falan dememiz çok basit. Yani buradan eleştirebiliriz ama olayın ne kadar yük bindirildiğini de özellikle dikkat etmemiz lazım. Orada Suriye'den girdiği ifade edilen iki teröristten söz ediyoruz. Suriye açık kapı politikamız zaten devam ediyor. Kontrol mekanizması yok, hani Almanya'da olduğu gibi siz kimsiniz, sen kimsin denilecek, bir şöyle çetelesinin çıkartılacağı bir sistem de söz konusu değil. Elini kolunu sallaya sallaya giriyor insanlar. Yani dağdan gelmelerine bile gerek yok artık. Zaten ellerini kollarını sallayarak girebiliyorlar. Şimdi Suriye'den girmesi konusu da aslında şöyle ayrıca düşünülmesi, tartışılması gereken bir konu. Şimdi diyor ki Amerika Birleşik Devletleri, bu diyor Suriye'deki örgüte, bu diyor PKK değil diyor, PYD diyor, YPG diyor. Hatta ben diyor bunu Syrian Democratic Forces, SDG'nin içinde tuttuğum bir ara yüz diyor. Öyle anlatıyor bize. Eğer Suriye'den girdiyse de, ki en son devletin resmi açıklaması, biz her zaman devletin resmi açıklamasına güveneceğiz. Evet. Yani netice itibariyle spekülasyonlara değil de, eğer Suriye'den girdiyse o zaman bu biraz önce oradaki Amerika Birleşik Devletleri'nin bize söylediğinin den farklı bir durum ortaya çıkartıyor. Bunun benzeri de oldu. Paramotorlarla girmede de böyle oldu. İskenderun'daki saldırıydı herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. İçişleri Bakanlığı'na bir saldırı girişimi oldu. Bunların hepsi bakın buradan geliyor. O zaman o yaptıkları açıklamanın doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Yani hepsi birbiriyle çelişen açıklamalar bile yapabiliyorlar. Bunu şunun için ifade ettim. Eğer bize söylendiği gibi, ki bunu yine gülerek söylüyorlar aslında. Yani yabancı devletin bir generali diyor ki biz diyor Türklere diyor bunu diyor böyle anlattık diyor. Bir de kendisinin bu fikir veren danışmana da teşekkür ediyor. O bölgenin bu konuyu yapan danışmana da teşekkür ediyor. Ülke ismini şey için söylemedim. Yani bir ülkeye özel olarak böyle, ama halkımız biliyor hangi ülke olduğunu. Şimdi burada demek ki terör örgütü PKK o zaman Suriye'de bu alanı çok rahat kullanıyor. Evet. Bunu zaten bunu biliyoruz ama açıklama doğru değil. O zaman aklımıza şu geliyor.
Yani bir tarihsel süreç geliyor. Ne geliyor? Amerika Birleşik Devletleri, Pancho Villa denen bir adam var Meksika'da. Hı-hı. Amerika Birleşik Devletleri sınırını geçiyor. Amerika vatandaşlarını öldürüyor. Sonra tekrar Meksika içine giriyor. Hı-hı. Amerika Birleşik Devletleri o zaman, General George Scott Patton'ın da bulunduğu, işte zırhlı otomobiller, sonra tank görüşünde şey, büyük bir derinliğe girerek, Meksika'nın derinliklerine, bu Pancho Villa ve arkadaşlarını, yani bütün ekibini, yüzlerce kişiyi, hepsini öldürüyor. Hmm. Demek ki sınırınızın güvenliği önemli. Yani ben biraz önce sınır güvenliğinden onu kastediyorum. Homeland Security dediğiniz zaman Amerikalılar için ülke güvenliği, özellikle ana karasının güvenliği, yani Irak'taki üssünün, onlar da önemli ama özellikle ana kara güvenliği önemli. İngiltere'de gene aynı şekilde. İşte bütün ülkelerden. Bizde de önemli. Yani dolayısıyla bizim şöyle düşünmemiz lazım. Bir son cümle alayım. Hemen söylüyorum. Son cümle şu. Sınırımızın hemen ötesinde kimse ait olduğunu belli olmayan terör örgütlerinin bulunduğu yerler olduğu sürece bizim ne kadar tedbir alırsa alsın. Bakın emniyet müdürümüzü de çağırmışsınız. O da değerli bilgiler verecekti. Ne yapılırsa yapılsın. Bir şekilde terör saldırılarına maruz kalmak gibi bir realitemiz olacak. Yani biraz önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Pancho Villa'nın önünü söyledim. Hı hı. Yoksa bunun böyle basit hani bir şekilde açıklanması çok zor. Yani oradakilere görev yapmamak, suçlamak, hepsini bunu söylemek çok eksik ve eksik. Yanlış sonuçlar oluşturuyor. Çok daha köklü, çok daha derinde olan stratejik sıkıntılar bir çözüm var çünkü. Evet, Sayın Eren Aksoyoğlu, sizin görüşünüz nedir? Acaba Bahçeli ikinci defa Öcalan'a el uzattı, artık gelsin mecliste konuşsun demeye vardırdı meseleyi. Ertesi günü böyle bir terör saldırısıyla karşı